Merhaba arkadaşlar, Aydu Mutfak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli ve çok pratik bir havuç topları tarifi hazırladım. Üstelik farklı bir sunumuyla hazırladım bu tarifi. Sizler de bir de benim tarifimle, benim sunumumla deneyin derim. Buyurun bu güzel tarifin yapımına geçelim. İlk olarak 1 kilo havuca ihtiyacımız var. 1 kilo havucun kabuklarını soyalım ve rendeleyelim. Havuçları rendeledikten sonra büyükçe bir tavayı ocağın üzerine alıp rendelediğimiz havuçları tavanın üzerine alalım. Üzerine bir tatlı kaşığı tereyağı ilave edelim. Beş yemek kaşığı da üzerine şeker ilave edelim. Şeker miktarını kendinize göre çoğaltıp azaltabilirsiniz. Yarım paket petibör bisküviyi alıp poşetin içerisine dolduralım ve bisküvileri iyice ezelim. Böyle poşetin içerisine iyice küçültelim. Bu arada ocağın altını açıp İlk olarak havuçlar suyunu salıp daha sonra da suyunu çekene kadar havuçları pişirelim. Havuçlar suyunu çektikten sonra üzerine bir çay kaşığı tarçın ilave edelim. Tarçın miktarını da kendinize göre çoğaltabilirsiniz. Ben çok aşırı tarçını sevmediğim için benim damak tadıma göre bir çay kaşığı tarçın yeterli. Tarçını da havuçlara yedirdikten sonra böyle ezmiş olduğumuz bisküvileri havuçların üzerine ilave edelim. Üzerine bir çay bardağı da dövülmüş ceviz içi ilave edelim. Karıştıralım. Böyle bütün malzemeyi birbirine güzel karıştırdıktan sonra ocağın üzerinden soğuması için kenara alalım. Daha çabuk soğumasını istiyorsanız tavada değil de ayrı bir kasenin içerisine bu karışımı alabilirsiniz. Böylelikle daha çabuk soğuyacaktır. Bu şekilde bir tabağın içerisine bir su bardağı Hindistan cevizini alalım. Ve soğumuş olan havuçlardan bir parça kopartıp böyle yuvarlayalım. Ve yuvarladığımız havuç topumuzu Hindistan cevizine batıralım. Böyle komple her tarafını bulayalım. Sonra servis tabağının üzerine alalım böyle havuç topumuzu. Bu şekilde bitene kadar aynı işleme devam edelim. Hepsi bitmeden ben size süsleme aşamasında göstereyim. Ben bu şekilde merdanenin sap kısmını aldım. Böyle ceviz toplarının ortasını batırıp ortasına çukurlar açalım.
Bakın bu şekilde hazırlayıp kenara alalım. Benim elimde bu şekilde lotus kremi vardı. 1,5 yemek kaşığı lotus kreminden alıp poşetin içerisine alalım ve poşeti sıcak su dolu bardağın içerisine alıp eritelim. Böyle kremamız eridikten sonra poşetin uç kısmını keselim ve oymuş olduğumuz havuçların orta kısmına yeteri kadar dolduralım. Elinizde lotus kremi yoksa çikolatayı da bu şekilde böyle ekmeğe sürülür çikolatayı eritip bu şekilde ortalarına doldurabilirsiniz. Veya reçel de ortasına doldurabilirsiniz. Herhangi bir reçelle de bu işlemi yapabilirsiniz. İlla şart değil. Benim bu yapmış olduğum krema illa şart değil arkadaşlar. Ortasını istediğiniz şekilde doldurup süsleyebilirsiniz. Böyle ortalarını birer adet de damla çikolata ile süsledim. Bu şekilde süslemesini yaptıktan sonra istediğiniz zaman servis edebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğeniye basmayı ve abone olmayı unutmayın. Eğer kanalıma daha abone değilseniz abone olup bildirimi açarsanız paylaşımlarımdan anında haberdar olursunuz. Yeni paylaşımlarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.